Olsun. Konuşmama, sorunuza cevaba geçmeden önce bütün Müslümanların 1437. Hicri yılbaşlarını tebrik ediyorum. Kendi yılbaşımızı ve Muharrem ayımızı. Yezidlere karşı destan yazan kahramanımız, imamımız Hazreti Hüseyin Keramallah veçe ve ailesini, şehitleri rahmetle anıyorum ve tüm Yezidileri lanetle anıyorum. Bugün yeryüzünün her tarafı Kerbela, her günde Aşure'dir. Evet. Böyle bir dünyada Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmemek, düşman uyanıkken uyumak maskaralık oluyor. Dolayısıyla şehir şehir geziyoruz milletimize, seçimin önemini anlatıyoruz. Aslında hayatımız hep seçim. Seçim bitmez. Doğuyor baba ana, hemen bakıyor isim seçimi. Elbise seçimi, pazarlarda eşya seçimi, gıda seçimi, bunları beceriyoruz az çok. Ve ölürken bile tabut seçimine, kefen seçimine, kabir seçimine kadar. Hayat doğumla ölüm arasında hem seçim. İyi ile kötüyü seçiyoruz, tabii, öyle değil mi aslında? Genel hayatımızın bu seçimlerin tablosu. En mühimi nedir? Ülkenin yöneticini seçmek. Çünkü Peygamber aleyhisselam, اَنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ diyor. İnsanlar yöneticilerinin dini üzeredir. Yöneticiniz müsaade etmediği zaman ne olur? Müslümanlar Allah'ın müsaadesi kadar değil, idarenin müsaadesi kadar Müslümanlığı yaşama zilletine düşerler. Onun için geçmiş dönemlerde görmüştük zaten Türkiye'yi yaşamıştık. Ondan dolayı bu seçimlerin en mühimi dediniz, doğrudur. Neden Türkiye seçimiyle ilgileniyor dış dünya? Niçin? Evet. Hani ömrüm Avrupa'da geçti. Bizde. Avrupa'daki seçimleri duymazsınız bile. Evet, evet. Amerika'da öyle. Sebebi ne? Türkiye'nin bulunduğu konum. Vatanımızın konumu. Türkiye Mekke-i Mükerreme'den sonra dünyanın ikinci merkezidir. Konferanslarda söylüyorum. Dünya insanlığı Hazreti Adem ile Havva anamızla Mekke'den yayıldı. Ama Medine-i Münevvere'den de önce, Kudüs Şerif'ten de önce kurulan ikinci, insanlığın yayıldığı ikinci şehir Cizre'dir. Cizre'nin Türkçesi nedir? El Cezire, ada demek. Cizre ada değil ki Şırnak'ta. O zaman adaydı. Kıbrıs adası gibi suyla kaplıydı. Çünkü Cudi Dağı orada, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi'ye oturdu, sular çekildi. Cizre ada şeklini aldığı için El Cezire deniyor o ilçeye. Ve Nuh Aleyhisselam ömrünün sonunu Cizre'de yaşadı. Cizre'de vefat etti. Kabri saadetleri Cizre'de ziyaret ettim. Dünya insanlığı ikinci defa dünyaya Cizre'den yayıldı. Bütün Anadolu, bu güzel vatan, bütün dünya insanlığının gözü olduğu bir vatan. Rize'de belediye başkanı iken bir şey dikkatimi çekti sel afetinde. Güneysu'da sel olmuştu. Evet. Bütün yeni köprüler yıkıldı. Beton köprüler. Ama dedemin kurduğu taş köprü duruyor. 500'ü, 1000. Rize'li ustaya sordum, bu köprü neden yıkılmaz ya? Beton yok, demir yok. Gel sırrını söyleyeyim dedi. Köprünün üstüne çıkarttı beni. Ayağıyla bir taşın üstünde durdu. İşte bu taş köprüyü yıkmayan ayağımın altındaki taştır. Bunun ismi kilit taşıdır hocam. Bu taşı söktüğümüz zaman bu köprü ilk selde yıkılır dedi. İşte o zaman neden Türkiye ile uğraştıklarını. Çünkü Türkiye 1000 yıl dünyanın barış köprüsünün kilit taşıydı. Osmanlı Cihan Devleti'ni içimizdeki Tarakki çeteleri, şimdi meclisteki muhalefet partilerin o günkü zihniyetleri koskoca Cihan Devleti'ni Ankara parlamentosuna yıktıktan sonra o taşlar dağıldı. Dünyada herkes ağlıyor. Herkes. Evet. Ağlamayan mı var? 100 yıldır anasız olmamızın, hilafetsiz olmamızın, lider bir ülke olmayışımızın sebebiyle hepimiz ağlıyoruz. 100 yıldır konferanslarda söylüyorum, Müslümanların zayiatı 30 milyon şehittir. Avrupalılar, biz öldürmedik onları. Osmanlı mirası üzerinde kavga yaptılar kendi aralarında. Birinci Cihan, ikinci Cihan harplerinde birbirini öldürdüler. Kaç milyon Hristiyan öldü? Kilit taşının olmayışından 50 milyona yakın Hristiyan birbirini öldürdü. Yani sadece bizim anamız ağlamadı güçlü bir devlet olmayışından, bütün insanlığın anası ağladı Ali kardeşim.
Şimdi Türkiye yeniden sahibini buluyor. Her dönemde bunlar oluyor. Yeni değil, geçmiş Türkiye'yi biz geçen konferansımızda da söyledik. Geçmişte bugüne gelince kadar Türkiye'yi sevenleri nasıl tasfiye edildiğini hep beraber yaşadık. Onun için 1 Kasım buyurduğunuz gibi seçimlerin seçimidir. Domates, biber seçme kadar herhalde kaptanı seçmek çok daha önemli. Dikkatli davranacağız. Çünkü torunlarımıza gelecek Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'nin rotasını seçiyoruz. Türkiye bu kazanımları bırakacak mı? Yeniden o geçmiş dönemdeki felaketlere mi dönecek? Buna karar verecek milletimiz. Onun için en büyük parti, en büyük parti, en büyük tapu, en büyük mal Türkiye'dir. Vatandan büyük tapu olmaz. Bak hicret hayatı yaşadık. Hicri yılbaşı ne demek hicri yılbaşı? Bütün peygamberler vatan tercihi yapmıştır. Hicret vatan tercihidir. Mekke'de yaşatmadılar. İnsan hak ve hürriyetlerini yasakladılar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve ashabına vatan tercihi yaptı. Medine'de özgür şekilde Allah'a kul olabilmek için. Türkiye dedelerimizin bize bıraktığı bir vatan. Bu vatan giderse nereye gideceğiz? Evet. Geçen gün, gelecek bir Türkiye'miz tabii, yok öyle değil mi? Geçen gün Umre'den geliyorum. Cidde Havaalanı'nda İstanbul'a uçacağız. İçeri Caferi Alevi kardeşlerimiz girdi. Onlar da Basra'ya uçacaklar. Kendilerine sordum. Saddam hakkındaki görüşünüz ne Hüseyin Saddam? Onu yıkmıştınız, sevinmiştiniz, biz de sevindik. Amerika ile işbirliği yaptınız Körfez Savaşı'nda. Evet. Ve Irak'ı parçaladınız. Şimdi geldiğiniz nokta ne? Çok ilginç. Ali Asım kardeşim. Müthiş bir cevap. 1 Kasım'da hepimize ders olacak bir cevap. 80 yaşındaki çarşaflı Caferi teyze elini kaldırdı, şuradan gözyaşı aktı. Oğlum dedi, vallahi keşke zalim Saddam öldürülmeseydi de onun yerine beni öldürselerdi, bu zulüm Irak'ta olmasaydı. Zalimi kovduk ama öyle zalimler başımıza musallat oldu ki Saddam'ı bile özler hale geldik. Vatansızlık, istikrarsızlık çok kötü Ali Asım kardeş. Evet. Yani demokrasi yalanıyla bizi ya kandırıyorlar tabii, öyle değil mi? Tabii. Şeyde Irak'ta Saddam zamanında namus emniyetimiz vardı oğlum dedi. Sokağa çıkma, pazarda dolaşma emniyeti. Hiçbiri yok şimdi. Geçen Libya'dan gençler geldi, Kaddafi'yi yıkan gençler. Dedim aynı fikirde misiniz şimdi? Rezil şekilde Kaddafi'yi öldürdünüz. Ah hocam ellerimiz kırılsaydı da Kaddafi'yi öldürmeseydik. İtalya'nın ve Fransa'nın oyuna geldik. Ve şimdi Libya'da hürriyetlerimiz yok. Libya üçe bölündü. Akdeniz'de gemide boğulanlar fakir değil Ali Asım kardeş. Ya Libya'nın en zenginleri. Libya'da fakir yok zaten. Devlet istikrar bozulunca işte zenginler başka ülkelere hicrete kalkıyor. Dolayısıyla aynı şeyi Türkiye'de oynamak istiyor dış güçler. Türkiye'nin şehirlerini Şam'a, Bağdat'a, Libya'ya çevirmek. Bu Siyonist protokoldür. Vaktim yok. Bunlar 100 yıl evvel çizilmiş planlardır. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıdır. 100 yıllık hesaplaşmanın tabii, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı Türkiye'ydi. Bunu iftira atıyorlar. Türkiye Büyük Orta Doğu projesine Tayyip Erdoğan kardeşim zamanında girmedi. 1991'de Bush'un bütün 40 küsür Müslüman ülke bunlardan biri de maalesef Türkiye o zaman girdi. Projenin bir maddesi var demin buyurduğunuz. Böyle demokrasi gelecek, krallar yıkılacak. Oo ne güzel gençler kralları yıktılar. Ama asıl gizli maddesi İsrail'in Theodor Herzl'in planını genişletme projesidir. Büyük Orta Doğu projesi. Theodor Herzl'in projesi neydi 1997'de? İsrail'in atasıdır. Nil ile Fırat Nehri arasında Büyük İsrail olacak. Evet. O projeyi 1991'de genişlettiler. Fas ile Pakistan arasındaki bütün Müslüman ülkeler Büyük İsrail İmparatorluğu'nun içine girecek. Hedef büyütülmüştür. Evet. Bu projeyi bozan lider Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi intikam alıyorlar. 17 Aralık'tan 6 ay evvel KonTV'de bunları açıkladım. Tayyip Erdoğan, Gebze Konferansı, Google'a girin dinleyin. Evet. Şef Yılmaz Gebze Konferansı. Oyun var oyun. Tayyip Bey'i Lahey'de yargılayacaklar. Çünkü bu projeyi Arz-ı Mevud'u kim bozdu? Arz-ı Mevud'u bozan
Adnan Menderes'tir, Turgut Özal'dır ve en büyüğü de Necmettin Erbakan hocamdır. O bozulunca bu projeyi, bu projeyi kim bozdu? Tayyip Erdoğan, Erbakan hocanın talebesi. Nasıl bozdu? İstikrarsızlık olacak. Bu proje Afganistan'da tuttu, bu proje Pakistan'da tuttu, Irak'ta tuttu, üç devlette tutmadı. Tunus'ta, Libya'da ve Mısır'da. Buraları İhvan-ı Müslüm'ün aldı mı? İsrail'de eyvah! Kim boyunu bozdu ya? Biz istikrar sağlansın diye BOP numarasını yapmadık. Kavgalar çıksın. Mısır'da kavga çıkmadı. İhvan kazandı. Tunus'ta İhvan kazandı. Libya'da bütün bu devletlerde kazanımları geri aldılar. Mısır'da Mursi gitti, Sisi geldi. Ve nitekim Tunus'ta biliyorsunuz seçimi kaybettirdiler İhvan-ı Müslüm'üne. Ve Libya'da da bahsettiğim istikrarı bozdular. Türkiye'den intikam almak için Suriye bataklığına Türkiye'yi İran kazığıyla, İran hilesiyle, İran tuzağıyla düşürdüler. Suriye yoluyla Türkiye'den intikam almaya kalktılar. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Türkiye'nin başındaki Tayyip Erdoğan bu projeyi çökerttiği için çökertilecek dedim. Hatta cemaati de uyardım, bak sizi alet edecekler. Evdeki bulgurdan olmayın, bu oyuna gelmeyin. Bu güzel ülkeyi karıştırmayın. Bu ülke hepimize lazım. Hepimize. Size bir soru sorayım diyorum halka konferanslarımda. Niçin Avrupa'da terör yok Ali kardeşim? Niçin terör yok? Neden ihtilal yok? Amerika'da niçin terör yok? Tek cevabı var. Demokrasi olduğu için. Hayır. Niye kandırıyorlar ya insanları? Tabii. İşte o neden da bir terör yok? O ülkelerde, o ülkenin aleyhine başka ülke için çalışan hain parti ve örgütler yok. Mesela şu sıralarda tabii yaşanıyor. Biz tabii bunları konuşurken Almanya'da Türkiye'nin lehine parti göster bana. Evet. Gezi ya Parkı'nda, medya, Frankfurt Parkı'nda Almanya adına, Türkiye aleyhine Almanya'yı yıkmak, yakmak isteyen bir şey, parti gösterin Amerika'da, Avrupa'da. Gezi Parkı'ndaki zavallı gençleri aldattılar. Köprü istemeyiz. Kanal İstanbul istemeyiz. Evet. Yalova'da köprü istemeyiz. Bir genç ya nasıl bütün, bu hale getirilir hocam? Aldatılıyor. Yani ülkesinin ya gelişmesine şimdi, düşman olan bir gençlik nasıl var olabilir? Ali Asım kardeşim, medya propagandası, yalan propagandası insanları etkiliyor. Sihir yapıyor topluma. Firavun'un sihirbazlarının sihri çökünce Firavun çökmedi mi? Evet. Neyle çökertildi? Yalanı ortaya çıktı, iplerini asa yutunca. Onun için Akit Gazetesi gibi, milli medyaya Akit TV gibi ihtiyaç var, büyümeniz lazım. Çünkü yeryüzünde emperyalistlerin çökmesi ancak CNN gibi sihirbaz kutularının çökmesine bağlı. Onun uzantıları var. Bak CNN Türk diyor adam. CNN'e bağlı. CNN ne? Yeryüzünün en büyük sihirbaz kutusu. Akı kara, karayı ak. Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerif var. Yani barış diyorlar. Tabii, aslında onlar tabii barış deyince kan tabii anlamamız gerekiyor. Seyyeti alennâsi bak. Seyyeti alennâsi selavatun haddaatun. Müminler üzerine demiyor. Bütün insanlar üzerine çok şaşırtıcı seneler gelecek. Çok aldatıcı. Hadda ismi, mübalağalı ismi fail. Allah Resulü 14 asır evvel buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsanlar üzerine çok aldatıcı, şaşırtıcı seneler gelecek. Ne olacak o seneler? Liderler hakkında söylenmiş hadis-i şerif. Yükezzebu fiha sadık. Doğru liderlere yalancı denecek. Ve yuseddeku fihel kâzib. Yalancı liderlere doğru denecek. Ve yu'temenu fihel hain. Din düşmanı, peygamber düşmanı, ırz düşmanı, ekonomi düşmanı, faizci, imam hatip düşmanı, örtü düşmanlarına, vatan hainlerine emin, vatansever denecek. Ve yukavvenu fihel emin. Emin insanlara canını, saçının adedince başı olsa din ve vatan uğruna verecek insanlara da vatan haini deneceği çok şaşırtıcı seneler gelecek. Ve yantıku fiha ruvabede. O devirde insanların liderlerinde, öncülerinde ruvaybedeler olacak. Arapça bildiği halde bilemedi. Nedir ruvaybede ya Resulallah? İnsanların içinde en sefili, en rezili ama onların önünde olacak liderler olacak diyor. Apaçık. Böyle bugünü tabii, apaçık bugünü tabii, anlatan tabii anlatıyor yani. Şimdi böyle bir zamanda ben ne Gezi Parkı'ndaki gençlere kızıyorum ne bir başkasına. Aldatıyorlar. Biz daha çok konuşacak. Yani sihirbazın sihri ne zaman yutulur? Sözlerin tesiri kırıldığı zaman. İlk iman eden kim oldu? Firavun'un sihirbazları oldu. Evet, sihir rezil olunca biz dediler Musa'nın Rabbine iman ettik. Evet. Dolayısıyla
Biz daha çok koşmalı, daha çok konuşmalı, daha çok bu yalanların, o karbondioksitin içinde zehirlenen halkımızı doğru oksijenlerle uyandırmamız lazım. Bizim içimizde de ama hocam hani Müslüman aklı bugün devreye girmeli diyoruz da mesela oy kullanmak şirktir gibi sözler duyuluyor vesaire. Onlar, bir sürü şey duyuyoruz. Bir manevi sorumluluğumuz yok mu bu seçimlerle alakalı olarak? Oy kullanmamak da oy kullanmaktır. Tarafsız kalmak, zalimlerin tarafına destek olmaktır. Neden oy kullanmak küfür olacak? Hangi ayet hadiste buldunuz? Hangisinde? Allah rahmet etsin, Cemalettin Kaplan hocamla Köln'de bir araya gelmiştik. Afganistan Savaşı'nın en şiddetli dönemi Hikmetyar gelmişti. Başbakandı o zaman, savaştan sonra. Hikmetyar dedi, ya neden ayrıldınız? Cemalettin hocaya sordu, ya neden milli görüşten ayrıldınız? Dedi, parti küfürdür dedi, onun için ayrıldık. Sen müftüydün Adana'da. Parti küfür ayetlerini bulamadın mı? Neden aday oldun Milli Selamet'ten sordum. Güldü. Ya Şevki hocam dedi, parti ayetini bana göster dedi Ali Sami kardeşim. Parti ayetini göster. Ben de sana destek vereceğim. Söz veriyorum, size destek vereceğim. Var dedim. Getirin Kur'an-ı Kerim'i dedi. Getirdiler Kur'an-ı Kerim'i Ali Sami kardeşim. Dedim aç dedim. Cemalettin hocama. Açtı Kur'an-ı Kerim'i. Çok saf, temiz bir insandı ama aldatılıyordu. Dedim, senin Alman gavurundan, Alman Hristiyanından izin alarak kurduğun dernek ayetinin altında dedim. Şaşırdı bu. Dernekleri hangi kanuna göre kuruyorsunuz? İslam'a göre. Roma kanununa göre. Dernek kurmak helal oluyor da parti kurmak neden haram oluyor dedim. Allah'tan korkun ya. Bu ülkede memur olmak caiz oluyor. Amir olmak haram oluyor. Bu Siyonist oyunu göremiyor musunuz siz? Evet. Yani öğretmen olabiliyorsun, bakan olmak haram oluyor. Allah Allah. Bu ülkede Avrupa kanunlara göre şirket kuruyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, haram olmuyor. Evet. Bütün bunları kaldıracak olan siyasi güce oy vermeye gelince haram. Bunlar İran yönlü bir fitnedir. İran'da parti var, İran'da seçim var. Ama Irak'ta, burayı çok iyi kardeşlerimizin dinlemesi lazım. Irak'ta parti küfürdür fetvalarıyla Irak'ı Maliki gibi zalime teslim ettiler. Ehl-i Sünnet cemaati parti küfür oy verme sandığa getirmediler. Irak'ta Ehl-i Sünnet'in adedi %70 olduğu halde %30 kazandı iktidarı ve hala devam ediyor. Sandığa getirtmemek suretiyle. Kimin eline geçti? Maliki gibi zalim, zulmeden, halkına zulmeden insanların eline geçti. Maalesef. Onun için bunlar fetvai Hindiye değil, fetvai İngiliziyedir. Bunlar İslam fıkhının fetvaları değil, İngiliz protokolü okusunlar. İslam alemi nasıl çökerteceksiniz? 3 şeyi haram gösterin Müslümanları köle almak için. 1- okumayı. Ne yapacaksın gavurun mektebinde? Ne yapacaksın kolejde? Cahil bırakın. Hep onların çocukları okumasın. Bizim azınlık, ekalliyet okusun ve yönetici olsunlar. 2, ticareti kötü göstereceksiniz. Ticaret. Ticareti kötü göstereceksiniz. Hacca mı gidiyorsun? Gidemezsin. Neden ya? Hacı adam hacdan sonra terazi kullanamaz. Fırında o yapamaz. Neden? Ticaret sahtekarası dediler yıllarca. Ve böylece parayı elimizden aldılar. Üreten onlar, tüketen biz olduk. 3, en mühimi siyaseti haram göstereceksin. Siyasette Müslüman uzaklaşacak. Bizim gençliğimizde muhtar adayı namaz kılan olamaz, köylü derdi. Namaz kılan köyün işlerini yapamaz yollarını. Sanki yaptılar da 50 yıldır. Sarhoş olması lazım ki iş takip etsin. Müftüden belediye başkanı olur mu dediler. Sarhoş olması lazım. Oldu da 70 sene şu yolların, şu köylerin hali neydi? Bu tabuyu elhamdülillah biz yıktık elhamdülillah ve bugün Müslümanlar hem ilimde çocuklarını yetiştirmeye, tahsile gayret gösteriyorlar. Hem ticarette müsiat gibi değerli kuruluşlar sermaye gücünü Müslümanların tekeline eline almak istiyor. Hem de siyasette elhamdülillah bugün dünyanın en güçlü partisi haline geldik. Bu tabular, bu fetvalar yıkılarak
1 Kasım'da oya gitmemek veya AK Partisi dışında bir partiye oy vermek kimi sevindirecek? 1 Kasım'da Tel Aviv'i bayram ettirecek, Gazze'yi mateme tutacak. Bunu yapar mı bir insan? Evet. Sandığa gitmemek, Ahmet Tektal abimin çok güzel sözü vardı genel başkan iken. Siyasete ilgisiz kalmak, vadeyi vatan hayınlarına bırakmaktır diyordu. Siyasete ilgisiz kalmak, ülkeyi bu ülkenin düşmanlarının idaresine vermektir. Sen oya gitmemeden kötülükleri değiştirebiliyor musun? Oya gitmeyerek zulümleri ortadan kaldırabiliyor musun? Kaldıramazsın. Ama bir belediye başkanı olduğumu, ne kötülüklerin kaldırıldığını biz hayatımızda yaşadık. Evet. 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 Allah Resulü'nün az önce hicretten de bahsettiğiniz tabii, hicre yılbaşındayız. Tabii. O da bir seçim de öyle değil mi? Tabii. Yani tabii. Müslümanların kaderini zalimlerin eline bırakmadı. Peygamberin hayatında bu var. Evet. Peygamberler mücadele ederken himaye altında mücadele ettiler. Firavun Müslüman mıydı? Kimi korudu? Musa Aleyhisselam. Bir parti de koruyorsa, bir Firavun da olsa Allah korutur. Allah dilerse fasıkın eliyle de dinini tamamlar. Peygamberimizi kim korudu? Ali Sami kardeş. Kim? Müşrik Ebu Talip. Canlısı peygamberimize helal, cansızı bize haram. Aynı zamanda Necaşi'ye de sığındı tabii, Müslümanlar Necaşi. Öyle değil mi? 10 yıl Allah Resulü, 9 sene Ebu Talip korudu. Ebu Talip ölünce kılıçlarını çektiler. Resulullah Aleyhisselam Taif'e gitti bak. Ebu Talip amcası ölmeden gitmiyor. Evet. Gidiyor Taif'te dayılarının himayesine girmek istiyor. Şanssız Taifliler. Kabul etseydi bugün Medine Taif olacaktı. Evet, onu konuşuyor. Taşlarıyla kovdular. Yolda geldi Mekke Ebu Cehil bekliyor. Himaye kalkmış. Kalkınca yolda meşhur azılı kafir, müşrik dayısı Mutam bin Adi ile karşılaştı. Evet. Yeğenim neden yalnızsın dedi. Mekke'ye gideceğim, gireceğim Kabe'ye. Himayem yok dedi. Ben varım dedi. Kafir. Mutam bin Adi. Gel dedi. Ebu Cehiller Allah Resulü beklerken bir de ne görsünler. O devrin mesur eşkıyası. Mutam bin Adi'nin yanında giriyor Mekke'ye. Sen Müslüman mı oldun dedi Ebu Cehil. Hayır dedi, ben putperestim. Ama bilin ki yeğenim Muhammed benim himayem dedir. Hemen Ebu Cehil ödü koptu. Dağılın dedi. Muhammedül Emin Mutam bin Adi'nin himayesinde oldukça biz ona dokunmayız dedi. Medine'yi niçin aradı? Medine'de bir himaye araşıdı. Müslümanlar bulunduğu ülkede hak ve özgürlüklerini temin için sendika gerekiyorsa sendika kuracak, dernek gerekiyorsa dernek kuracak, şirket gerekiyorsa şirket kuracak, parti okul gerekiyorsa parti okul açacak, tedbir. Parti ise tabii, parti, öyle değil mi? Bunlar, bunlar çok akaliyet. Acıyorum o arkadaşlara. Evet. O ömrünüzü mahvediyorsunuz. Bir de bu yürüyen trene çomak sokmaya kalkıyorsunuz. Çok sandığa güzel. Gireceğiz, oyumuzu kullanacağız. Oy bir himayedir. Allah Resulüne canlı müşrik helalde bana haram mı cansızı? Aklınızı başınıza alın. Bu kadar. Eyvallah hocam. Peki Kamalak'la ilgili bir soru soralım sizi bulmuşken. Baraj sorunu açıklaması vardı onun. Onunla ilgili ne söylersiniz? Allah ıslah etsin. Bu kardeşimiz eski arkadaşım değil. Eski dostum Mustafa Kamalak çok daha tedbirli hareket ederdi. Nefsinden önce Türkiye'yi severdi. Yani şimdi... Ne oldu ona? Ne oldu size ki? Yani milli görüş çizgisinde Erbakan hocamın ideallerini bir bir bu kardeşlerimiz gerçekleştiriyor. Fert başına milli gelir, bu arkadaşlarımız geldiği zaman AK iktidarı. Kaç liraydı Ali Sami? 2000 dolar. Utansınlar ya. Şu partilere nasıl millet oy veriyor meclisteki partilere? 2000 dolar. 70 sene savaşmayan bir Türkiye. Peki savaşan, yıkılan, yakılan... Almanya'da fert başına milli gelir 50 sene sonra kaç? 50 bin dolar. Denizin altında Niderland kaç? Konya'nın yarısı. Niderland ne demek Türkçesi? Alçak ülke. Denizden 8 metre aşağıda olduğu için. Niderland, Hollanda yakıldı yıkıldı ikinci yan harbinde 50 bin dolar. İki tane şehrine atom atmış Japonya'da. Japonya. Milli gelir 63 bin dolar. Savaşmayan Türkiye'nin milli geliri neydi AK Partisi 12 yıl evvel gelmeden? Evet, 2000 dolar.
Bütün bu içte ve dıştaki saldırılara rağmen Türkiye'nin 12 senede geldiği milli refah nedir? 12 bin dolar. Hala Yunanistan'a ulaşmadık Ali Sami'm. 1 Kasım çok mühim. Parayla bu iş maddiyatsız, maneviyatsız olmaz. Kendi arsanı, kendi tarlanı, kendi bahçeni, kendi iş yerini düşünüyorsan Türkiye istikrara devam etmeli. Bunlara bu ülke teslim edilir mi? Tavuk kümesi teslim edilmez CHP ve yandaşlarına. Evet. Bunu Mustafa Kamalak kardeşim biliyor. Erbakan Hoca'ya bu ülkede siyaset yasağı koyanların, hayatında hep önüne geçenlerin yanında işleri nedir? Allah aşkına ya. Kamalak kardeşim, hanımı, yengemiz şu adliyenin içerisine giremiyordu AK Partisi gelmeden evvel. Avukat. Şimdi başörtülü duruşmaya geliyor. İnsan nankör olur mu ya? Nereden girdi oraya? Hangi hürriyetle girdi? Kim gidir? Gökten mi geldi bu yaz şeyler, serbestiyetler? Verdiğimiz oylarla AK Partisi sağladı bunu. Ne zulümlerle biz bu günleri aldık. 1 Kasım'da bu zulümler geri mi gelecek? Şırnak savcısı. Hiç unutmuyorum Anason MHP hükümetinde. Gece yarısı saat 3'te lambayı yaktı diye Ramazan günü. Sen oruç tutuyorsun. Savcılıktan attılar, avukatlıktan attılar. Samsun savcısı. Başörtülü kızların başörtüsünü, dilekçesini kabul etti diye. Savcının görevi dilekçe kabul etmek değil mi? Savcılıktan attılar, avukatlıktan attılar. 100. yıl üniversite rektörü Profesör Dursun Odabaşı. Şimdi üniversitemizde, Konya'da hocamız. Başörtülü kızları savundu diye Anason M iktidarında, MHP. Öğretmenler profesörlükten attılar, rektörlükten attılar. Kayserili Albay Mustafa şeyde yatıyor Urfa'da, kan içinde PKK vurmuş yaralı. Yatakta zarf takdim ediyorlar. Hanımına diyor zarfı oku, ne geldi? Ankara'dan gelmiş, Genelkurmay'dan. Ordudan atıldı. Ordudan atıldı. Neden? Namaz kılıyor diye. Namaz kılıyor diye. Namaza mani oldular bu ülkede. Bunların yanında ne işi var onların? Ordudan attılar. Urfa'da bir iş adamı iş verdi Albay Mustafa'ya, Kayseri'li. Albay Mustafa'yı da attı iş adamı. Neden? Baskı yaptı. Atmazsan defterlerini kontrol edeceğiz. Gitti kendini 5. kattan attı Albay Mustafa. Bugünlerden geldik. O günlerden bugünlere geldik. Allah'tan korkun ya. Bugün meclisten kovulan Merve Kavakçı'nın ablası Bakanlar Kurulu'nda bakandır. Bugüne gelinmiştir Türkiye. Eskiyi mi özledik? Zulme aracı olan onu işlemiş gibidir. Ne gerek yok ki seçime girmeniz? Ne gerek var? Ben şimdi milletvekili adayı değilim diye AK Partisi'ne mi saldıracağım? Biz Türkiye için, bu millet için yola çıkmamız gerekiyor. Geçen seçimde 7 Haziran'da yalan atıyorlar Türkiye'de. Yalan. Zinayı serbest bıraktı, yalan. Vallahi vaktim olsun pek. Efendim domuz eti bilmem ne kanunu çıkmış filan. Yalan atarak. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim ümmetim her günah işleyebilir ama yalan söyleyemez diyor. Zina ne zaman serbest bıraktı? Google'a yaz bakayım. Google cevap versin sana. 2001 yılında Anayasa Mahkemesi zina yasağını kaldırıyor. 2001'de AK Partisi var mı? Utanmadan iftira atıyorsunuz insanlara. Var mı? Domuz yasağı. Domuza serbest. Domuz ne zaman yasaktı? Sadece yaptığı nedir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın kararnamelerini, benzer kararname çıkarttı AK Partisi. Neden? Helal kesim yapandan kadeve alıyor devlet. Domuz kesiminden kadeve almıyordu. Neden Hristiyanlar domuz kesiminde vergi versinler devlete? Kontrol altına aldı. Bütün bunları bildikleri halde o saf temiz cemaati kandırarak AK Partisi zayıflasın, CHP, HDP'nin önüne açsın diye. Böyle bir şeye alet olabilir mi? Allah geçmişteki bütün amellerimizi iptal ederim diyor. Sahabeye diyor biz kimiz ya? Allah'tan korkun. Sonunuzu güzel tamamlayın. 7 Haziran'da dolaşıyorlar. Yalan. Ne diyor? %9'a geldik. Bizim %9'a geldik. Ne olur biraz bize de her evde AK Partisi'nin oy verenlerin bir oy biz istiyoruz. %9'dayız ya. Bir oy daha alsak barajı aşacağız. Öyle kandırdılar. %2 olacaklarını biliyor. Sen partisin, anket ekibi var. O yolla milleti kandırdılar. Şimdi tuttu bir yalan. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. 50 bin oy da alsak meclise gireceğiz.
Ya sen hukukçusun, neden yalan konuşuyorsun ki? Neden yalan konuşuyorsun? Neden Anayasa Mahkemesi'ne gitmedin 2007'de? Madem böyle bir kanun vardı. 7 Haziran'da. Neden Refah Partimiz %7 olduğunda, %7 oy aldık 1987'de. Neden gitmedin Anayasa Mahkemesi'ne? Nerede öyle bir madde? Hakan Şükür 40-50 bin oy aldı. Ki paralel yapının hakim savcıları var. Gitseydi meclise öyle girmek için. Öyle bir şey olsaydı için. O girerdi. Öyle bir şey mi olur? Yüksek Seçim Kurulu kararları son. Hiçbir yere başvurulamıyor. Ama yalan. Ben diyor hukukçuyum. Hukukçu sen Refah Partisi'ni neden savunamadın ki? Ne hukuk? Hukukçu olabilirsin ama yalan konuşamazsın. Neden? Üç şeyden dolayı yalan konuşuyorlar. Seçmeni 1 Kasım'da aldatmak için o temiz tabanı. Bir, Anayasa Mahkemesi'ne bir seçim kanunu iptal etmek için iki şart var Ali Sami kardeş. Bir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurman lazım. Kim başvuracak? 100 küsür milletvekili. Seçim kanunu ne zaman çıktı? 15 gün evvel mi? Çıkalı, Özal'ı rahmetli değiştirdi bu %10 barajını. 30 sene oldu neredeyse. 30 sene sonraki kanunu Anayasa Mahkemesi'ne nasıl getirecek? Ya ne kandırıyorsunuz o saf cemaati? İkinci Anayasa Mahkemesi başvurma yolu. Bir mahkeme olur, yerel mahkeme. Kararını avukat o kanunu bozmak için demin söylediğim zina yasasını nasıl Anayasa Mahkemesi bozduysa o zaman bir mahkeme kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsin. Vurdun. İptal etti seçim kanunu Anayasa Mahkemesi. Üçüncü yalan, dünyada bütün hukuk sistemlerinde kanun yararlı yürürlüğü ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer, makabline şamil olmaz. Yani geçmişi bağlamaz. Evet. İlerideki seçim için uygulanır. Sen bir sene sonra karar verdin diyelim. Yerel mahkeme ne kadar sürüyor? Siz biliyorsunuz Türkiye'de. Yerel mahkeme karar verecek. O mahkemeye itiraz edilecek. Yargıtay'a gidecek. O zaman zaten 5 sene sonra seçim geliyor. Ve yerel mahkeme kararı Anayasa Mahkemesi kabul etse bile kanun makabline şamil olmaz. O biliyor bunu kamalar. Ama sırf 1 Kasım'dan nasıl bir gedik açarız? Nasıl AK Partisi treni durdururuz? Nasıl bu kalkınmaları önleriz diye maalesef hala o çatıya alet olmaktan başka bir faydaları yok. Ama elhamdülillah ben Türkiye'yi geziyorum. Sahabet tabanı elhamdülillah ittifakı yapmış. Bu şeyi tabanda görmüş. Tabanda ittifak yapılmış. Tabii elhamdülillah. Göreceksiniz 1 Kasım'da şu gazete salkar. %1'i bulurlarsa özür dileyeceğim. Buyurun. Neden kandırıyorsunuz? Anketler ortada. Kime yarayacak o %1? Hadi %3 al. Yanlış çıkayım, yanlış tespit edeyim. %3, %4, %5 oy kime yarayacak bu ülkede? Bütün dünya 1 Kasım'daki seçimi bekliyor. Kaosçulara, tabii. İsrail'e yarayacak, öyle değil mi? Tabii. Peki hocam, Erbakan Hoca AK Parti'nin önünü açtı mı o soruya? Efendim? Erbakan Hoca AK Parti'nin önünü açtı mı? Tabii, bu AK Partisi'nin yolunu açan Erbakan Hocam'dır. Bak, bu şu anda açıklamamda mahsur yok. Evet. O zaman açıklayamazdım, bir sırdı. Allah'ın ve meleklerin tüm şehadetinde yarın huzuru mahşerde buluşacağız. Hocamla böyle yan yanayım, Erbakan Hocam'la. Abdullah Gül aday, Recai abim de aday. Fazilet Kongresi. Gül kaybetti ama ayrılmalar başlıyor AK Partisi. Daha AK Partisi kurulmamış. O hafta hocam Köln'e geldi. Böyle baş başa Köln'de, hocam dedim bir sorun var Erbakan Hocam'a. Buyur Şevki dedi. Darlık ve yokluk zamanınızda yanınızda olanlar, ganimet zamanı neden hain olur dedim. Anlamadım dedi. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hain olsaydı sizi 12 Eylül ihtilalinden sonra terk ederdi. Darlık zamanıydı, hapisteydiniz. Her biri Anavatan Partisi'nde bakan olabilirdi. Bülent Arınç kardeşim de, Abdullah Gül kardeşim de, Tayyip Erdoğan kardeşim ve diğerleri. Bunlar sizi terk etmediler. Ama şimdi Milli Görüş elhamdülillah patent oldu. Yolu açık. Bunlar geri zekalı mı ganimetten kaçsınlar? Niçin soruyorsun Şevki dedi. Siz isteseniz bu hareketi bölmezsiniz ama bölmeye oynuyorsunuz dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Aynen sorumdur bu.
parti kapatmanın, hocama diyorum, parti kapatmanın bakkal kapatmaktan kolay olduğu Türkiye'de siz iki partiyle gitmek istiyorsunuz dedi. Sizin yerinizde olsam aynısını yapardım. Hoca bağırması lazım. Bir güldü o tatlı gülücüyle. Ne evet dedi, ne hayır dedi. güldü. Sonra gülmesi bitince hayırlı olsun dedi. Aynen ifade. Ve onlar da bizim kardeşimiz dedi. Biraz hastalandılar. Allah şifa versin, bu kadar. Hocam isteseydi hareketini durdurmaz mıydı? Hem de nasıl? Ne yapardı? He? Bunlar bizim evladımızdır. Dese bitti AK Partisi'ni. Kim iktidara getirecek dünyada? Evet. Mümkün mü? Hocam paratörlük görevi yaptı. Paratörlük. Dünyada Erbakan hocam kadar Siyonistleri tanıyan bir lider yok. Şu 20. asırda. Çok iyi biliyordu. Saadetin başına Tayyip Erdoğan da gelseydi yaptırmayacaklarını biliyordu. Ve elhamdülillah. Orada yapamazdı o tabii, çatı altında. Çok akıllıca ve bugün önünü açtı. Önünü açtı. Çatacaktı. Çatmasa AK Partisi'nin önünü açmadı. Evet. Ama seviniyordu. Neden? Bütün ideallerini bu kardeşlerimiz gerçekti. Bugün İmam Hatip okullarının önü açıldı. Ortaokul kısım, Kur'an kursları açıldı. Orta kısım açıldı. Üniversite yolları açıldı. Bugün harp okuluna Kur'an dersleri kondu. Siyer dersi kondu. Hocanın bütün idealleri, harp sanayi ayağa kalktı. Bugün ordumuzun %70 silahlarını Türkiye'den kimin fabrikalarında üretiyor Tayyip Erdoğan hocam? Hı? Evet, Türkiye'de. Erbakan hocamın açtığı Sakarya'da tank fabrikası. Onun hayalleri gerçekleşiyor. Ah vaktimiz olsa da saatlerce burada sizle konuşsak. Evet. Yerli bu hareketin, bu hareketin 15 yaşında bir hatibiydim 70'te. 1970. Çok bedel ödedik. Bu hareket bizimle başlamadı ki. CHP oklarıyla Allah'ın otoritesine, peygamberin liderliğine, Kur'an-ı Kerim'in hükmüne, ahiret imanına, meleklerin imanına, kadere imana, Bediüzzaman'ın ifadesi bunlar. Savaş açınca CHP'nin için ok ablemi var CHP'de. Neden gül değil? Neden ok? Biz bir parti kursaydık 6 tane silah, kim bize oy verirdi? Yargıtay başsavcısı silah diye kapatmaz mıydı? Neden CHP'yi kapatmadınız? Evet. Ok silah değil mi? Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? CHP'nin altı oku imanın altı şartını yok etmek için. Ve hepsini bu ülkede yaptılar. Cuma'ya ok attılar, pazarı getirdiler. Evet. Bin yıllık İslam harflerine ok attılar, Yunan harfi Latince'yi getirdiler. Medeniyetimizi rafa kaldırdılar. Kur'an ölçü kitabıydı, o ölçüyü kaldırdılar. Ama Allah bu ülkeyi sahipsiz bırakmaz. Boşuna uğraşmayın. Bak burada yemin ediyorum. Her konferansta ediyorum. Vallahi, billahi, tallahi. 1 Kasım sonucu ne olursa olsun, hiç masonlar heveslenmesin. Allah Türkiye'yi onlara yem yetmez. Neden? Çünkü İstanbul'un fethinin mededilmesi ve müjdelenmesinde iki sebepten biri Kabe'nin, Mekke-i Mükerreme'nin, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs-i Şerif'in ve Mescid-i Nebevi'nin, ikincisi Medine-i Münevvere'nin, Kudüs-i Şerif'in sigortasını Allah Resulüne Türkiye'den taktırdı. Resulullah'ın duası var. Türkiye düştüğü zaman Kabe gider, Mescid-i Nebevi gider. Gitmez mi? Evet. Peygamber Aleyhisselam'ın kabri kaç defa kazıldı biliyor musun? Kaçılmak için. Martin Luther, okuyun Hristiyan yazar. Muhammed'in cesedi Roma Müzesi'ne teşhir edilmedikçe Haçlı seferleri durmaz diyor. Şimdi 1 Kasım'da Vatikan merkezli dünya yerine, karanlık dünya yerine İstanbul merkezli yeniden aydınlık bir dünya mı kurulacak, bunun seçimi var. Evet. Paralel yapı da onun için çalışıyor değil mi Haçlı? Onu aldatıyorlar onda. O safları. Safları aldatıyorlar. Saf bilmiyor. Aklını kireye vermişler. Amerika'daki esir midir nedir bilmiyorum. Ya insan Allah ve Resulüne danışır her sözü ya. 1999 o konuşmayı Akit'te yayınlayın Allah için ya. 1999. Amerika'da zatın konuşması. Türkiye karışmış. Kasa atan, masa atan faizler %4000. Başörtüler ağlıyor. Demin attığım zulümler. Anlattığım zulümler.
9 yaşındaki çocuğa Kur'an okutan imama 3 yıl ceza getirdi MHP. MHP'nin o samimi tabanı bunları bilmez yeni nesil. CHP'ne oy veren bilmez ki, bilmez. Unutmuş. Evet. İmama diyor Allah'ın kelamını okuttu mu 9, 8, 7. Şimdi 3 yaşındaki çocuğu getirdi Kasımpaşalı Erbakan, Erdoğan kardeşim. 3 yaşındaki çocuk camide Kur'an okuyor şu anda. Anaokulları açıldı. Bütün bu zulümleri soruyorlar Amerika'daki zata. Diyorlar ki ne diyorsun bu zulümlere? Kasatan, masatan. MHP'nin milletvekili, bakanı Recep Önal kardeşimizin itirafıdır Ali Sami kardeşim. Evet. 17 Aralık 1999 Gölcük depremi olmasaydı emeklinin memurun maaşını ödeyemeyecektik. Deprem yardımları geldi de Avrupa'da öyle ödedik diyor. Bütün bu zulümler soruluyor Amerika'daki zata. Ne zulümler ne zulümler. Namaz kılanları oradan atıyorlar. İş yerinden atıyorlar. Cevaba bak ya. Bu cevabı bugün verseneniz. Bu cemaate ne oluyor ya? Muhalefette Müslümanlarken iktidarı tutuyor. İktidarda Müslümanlarken muhalefeti tutuyor. Size ne oluyor? Aklınızı başınıza almayacak mısınız ya? Biz muhalefetteyken ehveşine şer diye Ecevit'i Demirel'i destekliyorsun. Biz iktidara gelmişiz. Allah'a peygambere savaş açan HDP denilen hain dinsiz parti. Peygamberimize hakaret. Afişleri Diyarbakır'da onu da konuşacağız konuşmamızın sonunda. Aşağıya titrer ya. Allah Resulü'ne hakaret eden parti. Müslüman Kürt kardeşlerimi uyandırsanız. Benim Müslüman Kürt kardeşim Allah Resulü aşığıdır. Bunu duyan herkes ayrılıyor adepten. Herkes. Çünkü Resulullah'ın yüzüne bakamaz ki kimse. Bütün bunlar soruluyor Amerika'daki zaten. Ne diyorsun bu Anasol M'nin maddi ve manevi ihanetine? Cevaba bak ya. Devletin iştihadıdır efendim. Kendi sesinden yayınlayın. Soruda ve cevapta. Devletin iştihadıdır. Devlet iştihadında isabet ederse 2 sevap alır. Hata ederse 1 sevap. Başörtülerini yasak etmeyi, dinsizliği, zulmü, açlığı, sefaleti, gece bir %1000'e varan refoyu faizciliğe sevap yazıyorsunuz da bu zulümleri kaldıran Tayyip Erdoğan kardeşinize ne zaman sevap kazandın diyeceksin. Kim, zulme sevap düşmanı. Yazıyorsun. Evet, zulmü kazana sevap yok. Evet. Her zaman söylüyorum. Dershaneleri anaokullarına çevirene savaş açıyorsun da dershaneleri okullara çevirene camileri ahıra çevirenlere alimleri, yüz binlercesini idam edenleri ve şimdi de peygamberimizi hakaret eden askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın katili HDP'nin yanında, CHP'nin yanında işiniz ne? Samimi olun ya. Samimi olun. Biz yolsuzluğa karşı savaş. Samimiyseniz neden Anason M'ye savaş açmadınız? O devrin yolsuzluklarının milyarlarını biliyor musunuz? Ne yalan konu iftira atıyorsunuz? Yolsuzluktan yana karşı olsanız Anason M'yi methet, sevap yazmazsın. Evet. Bir gecede bankalar batırtılarak bu ülkede Anason M'ye bir gecede banka batırtılarak kaç banka, kaç milyar dolar bu millete ödetildi biliyor musunuz? Evet. Faizler %80'e, %300'e çıkarılarak milletin cebinden kaç lira çalındı? Ömrüm Avrupa'da geçti Ali Sami kardeşim konferanslarla. Amerika'da da Avrupa'da da. Hiçbir Hristiyan faizi destekleyen bir partiye oy vermez. Avrupa'dan için seçimlere iştirak azdır. Avrupalının korkusu yok. Kim gelirse milleti için görevdedir. Avrupalının korktuğu faiz kaç? Senelik %3. Avrupa'da Hristiyan partilerin tamamı faizi düşüreceğini vaat edecek ki oy alacak. Hans anlıyor Hasan için kandırılıyor. 7 Haziran'dan beri faiz %17'ye çıktı. Piyasa durdu. Müteahhitler daire satamıyor. Bir ülkede müteahhit durdu mu bütün ticaret kolları duyar. Çünkü inşaat dediğin zaman koltukçuk da ona çalışır, perdeci de ona çalışır. Evet. Her şey durdu. Galeriler araba satamıyor. Niçin? %17. Ya 1 Kasım'da bu ülkeyi bunlara teslim edersek faizlerin %300 olmayacağını bilmek için
Okumaya mı gerek var? Bunları tanıdık. Faiz lobisi. Bütün bunların karşısında memleketi faizle soyan, milli geliri 2000 dolara kadar düşüren bu hırsızlara neden savaş açmadınız? Yolsuzluk için samimiyseniz. Yolsuzluk dediği şey ne? Onu anlatayım size. Eğer siz sadece bu cemaatteki kardeşlerimize yardım ediyor, okullarına, dershanelerine yardım ediyorsanız aynı müteahhitler. Himmet efendim, himmet verdi, zekat verdi, sadaka verdi. Aynı müteahhitler yeter ya, size çok verdik. Ensar Vakfı'na vereceğim, İlim Yayma'ya vereceğim. Diğer Semerkand'a vereceğim. İşte Süleymancı kardeşlere vereyim, onların evlerini. Veya Tayyip Bey'in dediği Mimar Sancan Camii'ni yapacağım. Evet. Çamlıca Camii'ni yapacağım. Oo, sen hırsızsın ya, yolsuz. Neden ya? Sana verirken himmet oluyor da diğer kardeşlerime yatırım yapınca neden hırsızlık oluyor? Allah'tan korkun ya. Siz bunu biliyorsunuz. Bildiğiniz halde hırsızdan rahatsız olan dünyanın en büyük hırsız partilerini yanında işine. Evet. Keza yolsuzluk ya, dedikleri şimdi, o dört bakanla ilgili şu tabii, an dört aydır onların dokunulmazlıkları tabii, yok. Şu onlara dava açan da yok, öyle şu değil mi? Şu parayı görüyor musun? Evet. Sadece kağıt paralarına herkes baksın. Şu memleketin ne, savaşın sebebini söyleyeyim. 10 lira. Bütün paralarda var, demir paralarda yok. 50 lirada, 100 lirada, hepsinde. 200 lirada. Ne yazıyor? Bir ok. Lütfen. Ne yazıyor hocam? Ben söyleyeyim. Türkiye bir ok arkasını. Ya bir ok. Türkiye Cumhuriyet. Evet. Okuyun. Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası. He, neden Cumhuriyeti demiyor? He Ali Sami. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ha, Türkiye Cumhuriyeti demiyor. Türkiye Cumhuriyet. Neden? Parayı bile biz basmıyorduk bu ülkede. Merkez Bankası Yahudilerin ortaklığındaydı. Paramız bile Yahudilerin kontrolü. Çıldırtmayın beni ya. Dünyanın en büyük ihaneti. Şimdi Tayyip Bey'e savaşın sebeplerinden biri bu. Merkez Bankası'nın yönetimi Türkiye'nin eline geçsin diye %55'e çıkarmaya çalışıyor. Savaş yaptılar. Kennedy'yi neden vurdular Ali Sami kardeşim ya? Kennedy neden vuruldu Amerikan Cumhurbaşkanı? Parayı Yahudi kendi matbaasında basıyordu, doları. Ben devlette basacağım dedi, öldürdüler. Gelen cumhurbaşkanları şakasını yapamadı. Şu anda ismini unuttum. Google'a girsinler. Merkez Bankası'nın Yahudi ortağına. Bu seneki karı 5 milyar dolardır. Neden bunları konuşmuyoruz? Ufak şeylerle meşgul oluyoruz. Cebimdeki para bile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmıyor. Türkiye Cumhuriyet, çünkü devletin bankası olmadığı için. Devlet ortak olmuş. %20-30 neyse bakarsınız Google'dan. Ama devletin kendi %100 hakim olduğu banka değil. Bir devletin, bir milletin alın terini temsil eden parasını o milletin kendi devleti basamıyorsa ben size 1 Kasım için ne anlatayım bu ülkede ya? Evet. Ne anlatayım? Amerika'da aklımıza, bile aynı durum var diyorsunuz. Aklımızı başımıza alayız. Evet. 1 Kasım'da Erbakan mı, Erdoğan mı seçimi yok ya. Saadetçi kardeşlerim onu diyorum ya. Muhsin Yazıcıoğlu mu, Erdoğan mı? Allah gani gani hepsine rahmet etsin. Öyle bir şey mi yani? Kim aday 1 Kasım'da? Erbakan Hocam mı aday? 1 Kasım'daki ölçü Türkiye gemisinin kaptanı Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Davutoğlu Hocam mı olacak? Yoksa Türkiye kaptanı gemisi korsanlara mı teslim edilecek? Anketler öyle değil mi? Ya Davutoğlu başbakan olacak ya Kemal Kılıçdaroğlu veyahut da efendim Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve nedir o HDP denilen, evet, Demirtaş, vatan düşmanı keşir. Demirtaş mı hükümet olacak? 1 Kasım bu ya. Bunun tercihini yapacaksın. Onun için 1 Kasım çok önemli. Evet, biraz hele, aklı selim olmamız tabii, gerekiyor. Peki hele, HDP ve MHP'nin baraj sorunu var mı? Onu bilmem, burada söylemem. Gevşemeyelim diye. Bir akşam akşamı göreceksiniz. Benim bildiğim o MHP tabanı dolaşıyorum. Türkiye'nin geldiği 7 Haziran'daki kaosu görüyor. Kaosu görüyor. Bu Bahçeli solla nikahlanması yeni değil ki. 28 Şubat. Kamalak çok iyi bilir. 28 Şubat üzerimize yapıldı. Erbakan Hocam. Çillerle beraber. Bak burayı iyi dinleyin. Çillerle beraber Bahçeli'ye dediler ki hükümeti sen kur. Yapma. Evet. Şu oyunu boz.
şu faici tefecileri bayram ettirme. Çünkü bize 7 mafya savaş açtı, geçen anlattım burada. Faiz mafyası, banka mafyası, medya mafyası, Eşelmobil, sendika mafyası. Eşelmobil ne demek? Bir çıkarttı bu kanunu Refah Yolda. Emekli, işçi, memur, çalışanın maaşı toplu sözleşmeyi beklemeden her ay otomatik, o ayın enflasyon oranı neyse maaşlara, bodrolara otomatik yansıtan sisteme bu sendikalar savaş açtı. Hak işi ve memur sen yanımızda kaldı sadece. Bütün bunlar Refah Yol hükümetini yıktılar. Bahçeli'ye dediler ki sen hükümet ol. Başbakan ol. Bütün bakanlar MHP'den olsun. Evet. İstemem dedi. Bahçeli'nin demecini hatırlayın. Siz istirahat edin dedi. Hayırcılığı geçmişten geliyor. Ya, böyle bir teklif olur mu? Ali Sami kardeş. Bahçeli'ye başbakan ol. Bütün evet. bakanlar MHP'li olsun. Bu oyunu bozalım diş güçleri. Olmaz dedi. Hayır, gitti. Dedi. Bizi anamızı ağlatan o Anasol M döneminde ki Bahçeli başbakan yardımcıyken Ankara'da geziyordum. Öyle kanıma dokundu ki ona bağlıydı Atatürk Orman Çiftliği. İki resim gördüm. Köpek ve başörtülü giremez diyor. Bir köpek resmi yapmış çarpı, bir de başörtülü yapmış. Bu hükümeti kurdurttular. Bahçeli'nin bu yanlışları yeni değil ki bu ihaneti. Evet, çok eskiden. Her hocam son birkaç MHP dakika mısın? MHP tabanı Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkmaya karar verdi. Geziyor. Evet. Onun için de AK iktidarına destek verecek. Çünkü AK iktidarın yeniden Osmanlı'nın oğlu Türkiye'yi dünyanın süper gücü olarak Barış Köprüsü'nün kilit taşına aday Türkiye'yi güçlendirmek için uğraşıyor. 2023'ün önemini anladı. CHP'nin tabağı var. Geziyorum CHP. Ne kadar pişmanlar. CHP'nin tabanı, hele Müslüman Kürtler geçen Urfa'daydı. Hocam aldandık dedi ya. Bu aynen bir Kürt, yaşlı bir alimin sözü. Bunu iyi dinleyin. Müslüman Kürt. Ya biz dedi, AK Partisi'ne teşekkür edeceğimizde neden savaş ediyoruz? Anlayamadım. Evet. Kürtçeyi yasak serbest eden o. Yollarımızı yapan o. Köprülerimizi yapan o. Barajlarımızı yapan o. 100 senedir görmediğimiz kalkınmayı getirdi. Ana haklarımızı verdi, önümüzü açtı. Bize 100 yıldır zulmeden CHP'nin yanındayız. Bu oyunu anlamayacak kadar aptal mıyız dedi oğlum. Biz devletin gücünü hissettik şu anda. Göreceksiniz sandıkta dedi. Ve çok eyvallah. Ağır daha bir şey söyledi. Eyvallah hocam. Biz Peygamber Aleyhisselam'a, biliyorum Peygamber tamam. Aleyhisselam'a hakaret edenlerin cevabını, Diyarbakır'ın Sütçü İmamı, Ulu Cami'nin imamını da tebrik ediyorum. Onun gibi cevabımızı sandıkta vereceğiz. Çünkü HDP'nin 100 yılda Kürtlere yapılan zulmün iki katını bize yaptığını şimdi anladık. Şeyi de diyor Diyarbakırlı alim, yine aklıma gelmedi o büyük alimi, şehit etti. Yasin kardeşimin şeyi, bunlar Kürt değil mi? Bunlar Kürt mü? Aytaç Baran hocamızı. Kürt'ün hastanesini yakıyor. Kürt'ün evet, hapishane tamam. şeyini... Okulunu yakıyor. Bize zulmediyor. Biz 100 yıldır CHP'nin, JİTEM'in zulmünün iki katını HDP geldikten sonra yaşadık bu ülkede diyor. Evet. Bundan kurtulacağız diyor. Cenab-ı Hak 1 Kasım seçimlerini bütün insanlık için kurtuluşa vesile kılsın. Amin. Ve bütün dünyanın beklediği anamız olan büyük bir devlet olmaya aday ve 2023 yılında Boğaz Köprülerindeki geçiş yasağının bizim kontrolümüzün dışındaki yasağın kalktı ve böylece bütün Boğaz dahil her şeye kontrolümüzde alacak bir Türkiye'yi AK oylarımızla, AK iktidarla istikrarı sağlayacağız. İstikrarla istiklali sağlayacağız. İstiklalle büyük bir Türkiye'nin istikbalini sağlayacağız. Bu temennilerle hepinize saygılar sunuyorum. Seçimler insanımız için, mazlumlar için hayırlı olsun. Ve bütün Haçlılar ve başta İsrail büyük şeytan olmak üzere 1 Kasım akşamı matem tutsun. Arakan, Doğu Türkistan, yeryüzü mazlumları o akşam sokak sokak Türkiye bayrağı elinde bayram etsinler inşallah. İnşallah bu dileklerle hocam, hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Şevki Yılmaz hocamız bizimle birlikteydi. Konuştuklarımızı dinlediniz ve bu şekilde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet.